Ben de o arada şipşak bayat ekmek pizzasını hazırlayacağım. Malzemeleri gelsin. Bugün tam böyle menümüz seç, beğen, al oldu. Şöyle bir menüye bakın. İstediğinizi şipşak evde hazırlayabilirsiniz. Bu tarif de tek başına hem doyurucu hem de çok lezzetlidir. Bayat ekmek olur, bayat tost ekmeği olur, ekmeğin beyazı olur, esmeri olur. Ne varsa hepsi uygundur. Çünkü onları güzel bir sosa batıracağız. Peki içinde ne var? Sos için süt, lor peyniri opsiyoneldir. Yumurta, biraz aroma için sarımsak. Burada tabii ki fırında pişireceğiniz tava ya da kabı susamla kaplayacaksınız. Salçalı da bir sos hazırlayacağım. Onda da biraz domates salçası, domates rendesi, kuru fesleğen ve şeker var. Kuru fesleğen evde yoksa yerine biraz kekik de koyabilirsiniz. İşe ilk olarak tavamı hazırlayarak başlıyorum. Ben böyle döküm bir tava kullanacağım. Direkt servis de bunda olacak. Bunda pişecek, çok da güzel oluyor. Tavama şöyle birazcık ayçiçek yağı ilave ediyorum. Küçük bir peçete yardımıyla tavanın her yerine sürüyorum. Peçete kullanıyorum çünkü yağın fazlasını almak istiyorum. Sürdükten sonra tavamın her yerine susam. Çok farklı bir dokunuş yapar. Tadı da aynı bu hazır pizzalar gibi olacak. Tavam hazır. Şimdi geldik ekmeklere. Ekmeklerin sert kısımlarını alacaksınız. Burada tost ekmeği var. Yine evde yapıyorsanız da aynı şekilde. Şu kısımları alıyoruz. Bunları atıyor muyuz? Kesinlikle hayır. Ekmek kıtır yapıyoruz. Köftemizde az önce tavukta olduğu gibi kaplamalarda kullanıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Kurutup temiz bir ortamda rondodan geçiriyoruz. Hızlıca ekmeklerimi hazırlıyorum. Ben iki tepsi yapacağım. Malzemem birazcık fazla. Sert kısımlarını kurutmaya gönderebilmek için hemen bir tabağa aldım. Sıra geldi ekmekleri ıslatacağım sosa. Ben içine biraz lor peyniri ekliyorum. Çok güzel oluyor. Ama az önce de söylediğim gibi opsiyonel bir malzemedir. 3 tane yumurta, birazcık lor peyniri, 2 su bardağı kadar sütüm, biraz tuz. Tadı böyle alt tabanın sarımsaklı ekmek gibi olacak. Ben kullanmayı çok seviyorum. O sebeple sarımsak ekleyeceğim. Kesinlikle deneyin. Şöyle küçük 3 diş ilave ettim. Çok minikler çünkü. Yine sarımsağı salçalı sosta da kullanacağım. Bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Karıştırırken de ne dedik? Her tarifin bir hatırlatması olsun madem ki. Bugün hediyelerimiz artarak devam ediyor. Çünkü yeni yılın ilk günü ve sizleri çok mutlu etmek istiyoruz. O sebeple bu güzel hediyelerden siz de kazanmak istiyorsanız programı baştan sona seyredin. Size bir kod vereceğim. O kod ile beraber Instagram gulshahsen.com.tr unutmayın. Instagram gulshahsen.com.tr'de sizleri bekliyorum. Ana sayfadaki son paylaşımın açıklama kısmını okuyun. Her şey orada yazıyor. Bu arada bu tarifler tam benlik. Akşama hemen birini yaparım. Detaylı tarif nerede peki diye soruyorsanız YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ona da ulaşabilirsiniz. Sosum güzelce karıştı. Bakın peynir tamamen içinde eridi. Sütlü yumurtalı karışıma güzel bir aroma verdi.
Susamla kapladığım tavamı alıyorum. Ekmekleri sütlü yumurtalı karışıma şöyle iyice batırıyorum. Sıktığınızda akacak. Hemen tavama yerleştiriyorum. Sıkı sıkı üst üste getirip yapıştırın. Bir hamur elde edeceğiz. Köşelerdeki boşlukları rahat doldurabilmek için diğer ekmekleri biraz daha fazla bölüyorum. Bakın sıkıştırarak aynı hamur gibi bir taban elde ettim. Şimdi buradan biraz daha sos ilave ediyorum. Bizim ekmeğimiz çok. Ben bundan bir tane daha yapacağım. Şimdi elimle iyice bastırıyorum. Ekmeklerin her yerinin ıslandığına lütfen çok dikkat edin. İlk olarak bu alt tabanımızı bir 200 derece fırında 10 dakika pişireceğiz. Hemen bunu fırına gönderiyorum. Sıra geldi sosuna. Küçük boy bir sos tavası aldım. İçine zeytinyağı ilave ediyorum. Tavanın dibini kaplayın yeter. Hemen şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası. Güzelce kavuruyorum. Bu klasik çok da lezzetli bir pizza sosudur, bilginiz olsun. Ben bütün tariflerimde kullanırım. İnşallah bugünün tariflerini beğenmişsinizdir. Hepsi çok pratik ve güne özel diye düşündüm. Haftaya da balık tariflerine geçeceğim. Özellikle balık olarak Gülşah şu tarifi yapsana dediğiniz bir tarif varsa lütfen bana yazın. Onun için de özel olarak bir anket açacağım. Sizden gelen taleplerin hepsini, bütün yorumları, DM mesajlarını okuyorum. Hep ne diyorum? Adresim tek. Instagram gulshahsen.com.tr. Sadece hediye için değil, tüm sorularınız, bir sonraki programda ne görmek istersiniz? Mesela haftaya hangi balığı pişirelim? Buğulama mı olsun, ızgara mı? Cevap sizde, bekliyorum. Salçanın kokusu çıktığı anda domates rendesi. Rendenin kıvamına göre birazcık su. Biraz tuz ilave edeceğim. Ben iç harcına sarımsak koyduğum için sosa koymadım ama arzu edenler ekleyebilir. Hafif şekerli olsun, 2 tane küp şeker, 1 tatlı kaşığı kadar da kuru fesleğen ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kısık ateşte 8-10 dakika pişecek. Fırında tost ekmeklerinden yaptığım hamurum çok güzel kızardı. Bence alalım, kalanını da bitirelim. Orta derecede hamuru kızartıyoruz. Bakın içi yumuşacık, kabarık. Bu yumurta ve sütün etkisi. Güzel bir sos hazırlamıştım biliyorsunuz. Hemen hazırladığım sostan pizza tabanına sürüyorum.
Hamur yapmaya üşendiğiniz zaman çok pratik bir tariftir. Bol miktarda sürün. Biz pizzanın hatırlatmasını da yaptık ama bu hafta hediye çok güzel. Hadi son bir hatırlatma olsun. Programı baştan sona izleyin lütfen. Size bir kod vereceğim. O kod ile beraber Instagram gulşahşen.com.tr'deki son paylaşımın açıklama kısmını okuyun. Bugün yine canlı yayında yapacağım sizler için. Kodunuzla beraber yorumlarda sizleri bekliyorum. Hediye müthiş çünkü. Bol miktarda her yere sosundan sürdüm. Buna evde ne varsa ekleyebilirsiniz. Ben en çok sade peynirli severim. Dört peynirli olursa güzel olur. Ama çocuklar sucuk, sosis çok sevdikleri için aldım. Dediğim gibi ne seviyorsanız ne varsa açın dolabı şöyle bir bakın ve yapın. Bizim şimdi öbür tepsimiz de arkada hazır. Dediğim gibi iki tepsi yapacağım. Ben en alt kısma kaşar peyniri yayıyorum. En alta biraz mantar. Çok hızlı pişecek. Mümkün olduğunca ufak doğrayın. Biraz kırmızı soğan. Ben pizzaya çok yakıştırırım. Sürekli de kullanırım. Şöyle malzemeleri bastırın. Biraz yeşil biber. Biraz zeytin. Bu arada size bir sır vereyim. Dışarıda yüksek fiyatını anlayamadığım iki fast food ürünü var. Pizza onlardan bir tanesi, bir de kumpir. Neden bu kadar yüksek fiyata satılıyor anlamıyorum. Hiç kimse benim gibi malzeme zaten kullanmıyor. Şayet koysa bile fiyatını gerçekten yüksek buluyorum. O sebeple ben ikisini de hep evde yaparım. Size de öneriyorum. Sosis ilave ettim. En üstte de sucuk. Şimdi artık fırına tekrar gidebilirim. Pizza son dokunuşu için artık fırına gidebilir. En lezzetli ve pratik haliyle pizzam hazır. Hemen alıyorum. Bir dilim de sizin için kesmek istiyorum. Evet, bu dilim de benden size gelsin. Hazır pizzadan hiçbir farkı yok.
tek bir hamur gibi. Hemen servis yapalım.